Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, tekrardan buradayız. Söz verdiğimiz üzere, her zaman dediğimiz gibi söz namus. Biz o diğerleri gibi yarı yolda bırakıp dönenlerden olmayız kardeşlerim. Aslan kardeşlerim, bazı arkadaşlarımız mesajlar yazıyorlar, bana akıllar veriyorlar, onlara teşekkür ederim. Ancak onlara şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerim, ben videonun sonunda like yapın, kanala üye olun dedim mi? Demedim. Veya kardeşlerim ben reklam alıp sizin sırtınızdan para kazandım mı? Kazanmadım. Kardeşlerim, bu benim hikayem. Bu benim hikayem. 1,5 senedir sıkıntıları ben yaşadım. Ben acı çektim. Benim kızım gözyaşı döktü. O yüzden dolayı lütfen bana akıl vermeyin. Hep dedim ya, parça parça koparacağım. Canlarını yakacağım. Onları vallahi mahvedeceğim. Kıymetli kardeşlerim, hep soruyorsunuz ya bu işler nasıl başladı diye. Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin isminde Amerikalı bir yazar bir yazı yazdı. Dedi ki, Türk devleti gerçek tehlikenin farkında mı? Fethullahçılarla mücadelede başarılılar. PKK ile mücadelede başarılılar. Gerilettiler onları. Ancak Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında, Tayyip Erdoğan'a ihanet etmez dedi. Pan-Türkist görüşüne sahip bu kişi, bu şekilde halkın içinde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında oraya simge olarak birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir dedi. Tabii buna inanan ruh hastaları oldu. Maalesef manyaklar oldu. İşin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar. İşte bu adamı dünyadaki önemli birçok kişi takip ediyor. Artık seni dünyada insanlar daha iyi tanıyacak, konumunu anlayacaklar dediler senin zekanı. Dedim ki bu tuzak. Bize tuzak kurdular kardeşim dedim. Vallahi dedim bize tuzak kurdular. Herkes şaşırdı. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi dedim mahvedecekler. Bu yazıyı internete girip bulabilirsiniz. Oda TV'de yayınlandı, sonra çeşitli yerlerde, sonra birden yayınlanması kesildi, durduruldu. Bütün herkesin okuması bir sebeple engellendi. Daha sonra ikinci kırılma noktası. Ben Elazığ'a, şehit aileleri beni davet etti. Miting yapmaya gidecektim. Kasımpaşa'da binlerce kişinin katıldığı bir iftardayız. Mehmet Ağar Bey beni aradı. Hangi Mehmet? Derin Mehmet. Bugün farkındaysanız yoklama yapmadım. Çünkü şundan dolayı. Mehmet, Derin Mehmet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden dolayı ameliyat olduğu için ameliyat şeyi çıkana kadar makara yapmayayım dedim. Ancak diğerlerini unutmam. Müsaade ederseniz bir ara yoklama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar durmadan kaytarabiliyorlar. Süslü Süleyman ve saz arkadaşları. Orada mısınız? Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız. Ama bizde bir süre gelecek. Demirören var. Acayip de bir ismi var. Demirören, sert adam da böyle demirleri öğren filan bir adam. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde pamuğa, Çukurova'da pambık derler. Bundan sonra bu arkadaşı Pambık Ören diye yoklamalarda sayacağım. Pambık Ören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşlerim? Pelikancılar, hep kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız.
Sizi bırakmayacağım. Ancak bu ara Süslü Süleyman ve saz heyetine takdim için onlardan devam edeceğim. Bir de konuk sanatçılarla. Kardeşlerim Mehmet Ağar, ben Kasımpaşa, Taksim'de binlerce insan var. Çok büyük bir iftar daveti, beni aradı. Dedi ki Derin Mehmet, işte dedi Elazığ mitingini iptal eder misin? Dedim abi, ben oraya şehit aileleri çağırdı. Nasıl iptal edeyim? Bana dedi ki, ya orada CHP'nin de aynı gün mitingi var. Bilgi geldi devletten, karışıklık çıkacak. Dedim ki abi, bizim yetiştiğimiz kültürde, yani Kafkas asıllı Karadenizli Türk ailesinin çocuğu olduğumu söylemiştim. Bizim kültürde şehit aileleri devlet başkanından bile önce gelir. Ben buraya gitmem lazım. Sonra bana dedik, abi dedim iftardayım, çok kalabalık, tekrar görüşelim, ben seni arayayım dedim. Sonra bir daha aradı kendisi. Ben de dedim ki abi, ben oraya gitmezsem rezil olurum. Hem dedim orada bir miting yapıldı, 5000 kişi geldi. Biz dedim Kafkasya'da ilk Elazığ'a gelmişiz. Kendisi de biliyor. Elazığ Harput, oradan Erzurum Tebriz köyü, sonra Trabzon, Rize, Artvin olarak dağılmışız. Ailemiz. Dedim abi, ben orada en az 30 bin tane arkadaşın geldiği bir miting yaparım. Hem de çok güzel olur. Dedi ki seni seviyorlar. Bizim oranın gençleri seni çok seviyor. Evet, daha önce de birçok ilde yaptın. Gene olur. Ama dedi provoka çıkacak. İşte çatışma matışma saldırı. Dedim abi, devletin polisi var. Sonra telefonu kapattık. Konu netleşmedi. Bu tekrardan şey yaptı. Bir baktım gazetelerde, Elazığ gazetelerinde Sedat Peker Elazığ'a gelmekten iptal etti mitingi. Ben de dedim ki açıklama yapın. Arkadaşlarım hazır olun. Elazığ'a gidiyoruz. Oradaki kardeşlerimizle buluşacağız. Sonra yine hükümetin içinde şu an bakanlık yapan bir beyefendi, o zaman özel kalem müdürü, kendisi benim bir yakınımla görüşüyor. Ya oraya gitmesin diyor, karışıklık olacakmış. O arkadaş da söyledi. Dedim ki ya şehit aileleri çağırdı. Ahmet Mehmet çağırsa iptal edeyim ama olmaz. Sonra valilikten karar çıkardılar. Güvenlik sebebiyle miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası bu oldu. Biz emir ve tahakküm altına girmeye ruh dünyamız uygun olmadığı için, boynumuzu hiçbir surette hiç kimseye eğmediğimiz için bizi herhalde kullanışsız gördüler. Allah'a şükür olsun. Vallahi kendi inandığım doğruya birileri inanıp oradan gidiyorsa beraber giderim. Ancak kendi inanmadığım doğruya ne kendimi ne beni seven kimseyi sürüklemedim. Sürüklemem. Derin Mehmet, yanlış varsa söyle. Bir de kardeşlerim, bana hep şeyi soruyorsunuz ya, akılcılık konusunu anlatmışsınız. Bu akılcılık nedir diyorsunuz? Biraz bilinen bir kavram değil. Ben de örnek olarak, başta selatü selam olsun Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Ali radıyallahu anh'ı, mezhep imamımız, kurucu imamımız Ebu Hanifi Hazretlerini, sonra da Atatürk'ü örnek verdi. Bazıları demişler onun kafası karışık. Benim kafam karışık değil kardeşim. Bunu diyenler ak gözlüğü takmış olan insanlar. Dünyayı göremeyen, bir yerden bakan, akıl üzere olan insanlar değil. Mantık üzere olan insanlar değil. Sadece bir yere girip ondan sonra onun detayları içinde boğulan insanlar. Ama dünya böyle bir şey değil. Dünya gelişiyor. Dünya değişiyor. Ve mutlaka ki dünyanın değişimi ve gelişimine göre hayat şartlarını belirlemek lazım. Bunu Atatürk'ten size örnek vermek istiyorum. Atatürk ülkenin durumunu görüyor. Her şey bitmiş, her şey mahvolmuş. Ama dava adamı, ama vatan fedaisi, ama vatan delisi, ama serden geçti. Gökbörü, mavi yeleli bozkurt. Bir şey yapmam lazım diyor. Planlarını yapıyor. Aynı anda Vahdettin'le yazışıyor. Mesela Atatürk'ün mektuplarını okuyunca, ben Enver Paşa'nınkinleri de okudum, yazışmaları. Talat Paşa'da filan. Atatürk, saygısızlık lütfen kabul etmeyin, hikayenin sonunu dinleyin. Biraz daha böyle hafif
en çok alttan alan tavırlarda bakınca onun Atatürk keşke diyorsun böyle atarlı olsaydı ama sonunu dinleyin diyor. İşte övüyor, 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 övüyor. O zaman işte Sovyetler Birliği ihtilali olmuş. Onlarla yazışmaları. Yoldaş diye bir başlıyor. Mektupları okuyun. Atatürk bildiğiniz komünist acayip bir adam. Aynı Atatürk Mason cemiyetleriyle yazışıyor. Şimdi herkes diyor ya Atatürk için komünist, Mason, o bu. Değil. Akılcı adam. Hikayenin sonunu dinleyin. Akılcılık nedir lütfen öğrenin. Onlarla yazışmalarında işte insanlık tarihine yapmış oldukları, insanlığa yapmış oldukları şeylerden bahsediyor. Sonuç. Rusya'da silahı altına alıyor. Yoldaşları da. Mason hocalarının dünya genelindeki etkilenme yapılarından dünyanın desteğini alıyor. Hop, öbür taraftan da Vahdettin'den de şey yapıyor. Vahdettin de hala muallakta. Hani hep öbür taraf oynuyor. Ulan olur da bunlar kazanırsa diye bunlara da pış pış yapıyor alttan alttan. Çünkü Atatürk kurnaz yayıyor işte. Biz aslında padişah orada esir kaldı şeyi kurtaracağız filan. Hikayenin sonunda Kurtuluş Savaşı kazanılıyor. Atatürk Sovyetlerle ilişkileri öyle bir şekilde hale getiriyor ki. Rivayete göre işte komünizm bizim için en büyük tehlikedir diyor. Ama esas o önemli değil. Şunu diyor, Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Hikayeye bakın, bize söylüyor. Bana faşist, ırkçı, işte Turan nedir diyenlere söylüyor. Kendini Atatürkçü zannedip bunu diyenlere söylüyor. Sovyetler Birliği bugün bizim dostumuzdur diyor. Ancak diyor, her imparatorluk gibi, Osmanlı gibi. Avusturya, Macaristan örnekler veriyor, yıkılacaktır. Oradaki aynı dine inandığımız, aynı kandan olduğumuz, aynı kültürden olduğumuz soydaşlarımızın o zaman bize ihtiyacı olacaktır. Bugün itibarıyla o güne çalışmak lazım diyor. Ne oldu mu en büyük Turancı Atatürk? Hadi faşistik. Ben size Atatürkçüleri de anlatacağım. Koskoca Atatürk'ü bir başörtüsüne İçine sokanları anlatacağım. Bu kadar üstün özellikleri varken halkın yarısını neredeyse ondan soğutan, nefret ettirenleri anlatacağım ben size ya. Onlar başlı başına efsane, onlar var ya. Ama vaktimiz yok, işimiz çok. Süslü Süleyman ve Saz Heyeti'yle bugün uğraşacağız biraz. Bir de arkadaşlar diyorlar ki ya böyle yapmayalım, böyle yapmayalım. Anlatıyorsun da ya biz ne yapacağız? Onu da anlatayım. Ben kendi tarzımı anlatıyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım tüm tecrübeler bana şunu öğretti. Eğer bunu başarabilen insan şu anki acımasız dünyada ayakta kalır ve güçlü olur. Vicdanen de rahat olur. Güçsüz insanlarla, iyi insanlarla, masum insanlarla karşılaştığında Allah'ın yarattığı iyilik meleklerinden bile daha iyi olur. İyilik melekleri o adamı gördüğünde der ki Allah'ım eğer bu kulunu yarattıysan bizi neden yarattın? Mecazi anlamda söylüyorum. Çünkü bu çok iyi bir insan. Parasını veriyor, onları korumak için derde giriyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Ancak kötülerle karşılaştığı zaman, kurnazlarla, akıllı kendini zannedenlerle karşılaştığı zaman bu insan, akılcı olan insan ne yapar? Ve yaşadığımız dünyada ayakta kalmak zorunda olan insan öyle şeyler yapar ki vallahi billahi o Machiavelli diye hep bir adamı suçlarlar. Gerçi o da garip, Machiavellisin sen derler. Ya adam bir kitap yazmış size yemin ediyorum demiş ki devleti yöneten prens, devletin menfaatleri için bazen yalan söyleyebilir. Herkes, ey Machiavelli! Ne adam mezarda çıksa bizim ortaokul çocuklarıyla bir masaya otursa, adam der bu canavarları. Bunlar ne olmuş dünya, mezarın içine bir daha geri kaçar. Ya Atatürk işte ya bu oldu mu yalan söyle. Lan ne yapsın? Bütün dünyanın canavarları gelmiş yiyecek ülkemizi de. O ne yapsın? Oyun kuruyor. Akıl budur. Akılcılık budur kardeşlerim.
Kötü insanlar, art niyetli insanlar, şeytanlaşmış insanlar. Onlarla karşılaşınca dava adamı öyle bir hale gelir ki, öyle bir şey yapar ki onlara. Şeytan, kötülüğün temsilcisi, Allah'a yalvarın. Allah'ım de, ya sen böyle tehlikeli bir adam yarattıysan insan, bizi neden yarattın der, üzülür, yenildiği için. Bu iki özelliği bir bedenin içine sığdıramazsa ne Turan'ı kurarız ne Tübbirliğini. Ne de Yüce Allah'ın adının ve adaletinin tüm dünyaya hakim olması asla sağlanamaz kardeşlerim. İnşallah derdimi anlatabilmişimdir. Ayrıca tabii şey de var, Atatürk Vahdettin'e öyle böyle neredeyse çok böyle yağcılık mağcılık gibi ona da haber yollar. Kurtuluş Savaşı bitince Türk milleti bir ailenin malı olamayacak kadar büyüktür dışarı. Diğer tüm ihtilallerde Rusya'da falan olduğu gibi hiçbirinin canına dokunmaz. Onları yollar. He, Vahdettin kötü bir adam mıdır? Değildir ama onu da ayrı bir zamanda konuşuruz. Şimdi vakit olmadığı için. Masonlar, tabii o zamanki masonlar iyilik için kurulmuş. İyi olanlarını ayırıyorum. Ama cebe indiren şeytanları indir indir. Atatürk böyle film tiyatro yapmayı çok seven bir adam. Eğlenceli bir adam, deşeli. Hemen bunlara bir şey yapar Atatürk. İşte bunların orayı taşlarlar. Bunlar da Atatürk'ün yanına gelir. Atan bizi kovuyorlar der. Ya sizi kim kovuyorlar ben varken? Ayağa kalkar. Halk bizi... Onlar istese der beni de kovar. Yapacak bir şeyim yok. Ondan sonra bir daha açılmamak üzere kapatır. Akılcılık budur kardeşlerim. Hedefe odaklanmadır. İstikamet üzere olmaktır kardeşim. Aslan kardeşlerim. Bir de bu çakma gazeteciler var ya, yoklamada onları unuttum zannetmesinler. Çakma gazeteciler! İyi olanları başımızın üstünde. Bunlar var ya bunlar, diyorlar ki şimdi ben anlatıyorum, kanıtlıyorum, hukuk diliyle anlatıyorum. Bunlar diyorlar ki ya kardeşim diyorlar, suç örgütü liderinin sözünden bu adam hüküm giymiş. İnanılır mı? Lan cami hocasının dediğine mi inanacaksın? Ola bu işler pis iş. Pis işleri kim bilir pislikler de. Ya dünyadaki en büyük skandallar cami hocalarının anlattığından mı ortaya çıktı? Ya da bir kilise papazı anlattı, oradan mı çıktı? Ya bunlar gazete üretiyorlar. Bunlar gazeteciler. Benim söylediklerimi etkisiz hale getirmek için üretebildikleri en büyük hikaye bu. Ya o suç örgütünü de anlatacağım. Bana o suç örgütü diyen herkes utanacak. Ama ben 40 yaşından küçükleri anlatacağım. Büyükler gelirse onlar misafir. Ama vallahi 40 yaşından küçükleri anlatıyorum ben kardeşlerim. Suç örgütünün, lan suç örgütü adam olmadan dünyada büyük skandal çıkar mı? Ya da devletin içinde bir adam olmadan. Lan cami hocası mı anlatacak da skandal olacak? Şu kadar beyniniz var ya. Zaten size beyin lazım değil ki. Geçmişte Aydın Doğan, dinç bilgin. Şimdi pelikancılar ne veririz onu söylüyorsunuz. Beyin lazım değil. Siz hediye. Prim, çok iyi iş yaptınız. İndir, değil mi? Sizin şerefiniz maaşınız kadar. Yemin ediyorum. Yılmaz Özli. Vallahi diyorum hiç tanımadım, hiç görmedim. Ancak ben cezaevindeyken bu Fethullahçılar beni annemin cenazesine yollamadılar. 84 milyona uygulanan hakkı bana vermediler. Vallahi vermediler. Ki ben, herkes babasının oğluydu, ben annemin oğluydum. Anneme ne kadar düşkün olduğumu dünya bilir. Vermediler. Ne insan hakları dernekleri, ne o ne bu. Şimdi benim tarzıma gıcık kapıyorlar. Böyle dik kafalıyım, işte pis gülüyorum. İnsanları gıcık ediyorum ya. Bir tek Yılmaz Özdil. Aynı davada yargılanan insanların hepsinin cenazesine izin verdiniz. Sedat Peker'e neden izin vermediniz? Yaşı benden büyük olduğu için abi diye hitap edeceğim. Yılmaz abi öyle dedi.
başka bir Allah'ın kulu demedi. Hani eşitlik? Lan ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Bu ülkenin kimliğini taşımıyor muyum? Bugün de aynısı. Namuslu adam olmak böyle bir şey kardeşim. Namus sahibi adam. Beğenirsin beğenmezsin. Aynı dünya görüşüne sahip olursun olmazsın. Ama ya dik adam da kardeşim de. Dik adam da. Bir de bazı arkadaşlar diyorlar ki ya işte reis seni böyle böyle işte farklı insanlar şimdi alkışlıyorlar. Yo. Ya AK Parti'nin taraftarları halen daha çok fazla. Neden tweet atmıyorlar sadece bot hesaplarla bana süslü sülü ve saz eğitim bot hesaplarla saldırıyor. Biliyorlar anlattıklarım doğru. Ya halkı durduramazsın. Veya halkı haksızlığa karşı getiremez. Ya doğru da anlattığım biliyor. Nazım Hikmet'in çok enteresan bir hikayesi var kardeşlerim. Ben çok şair ruhlu bir adam değilim şiir ruhlu ama şiiri severim her insan gibi. Ama böyle hani şaire ruhlu insanlar vardır. Ben onlardan değilim. Ama Nazım Hikmet'i onlardan daha çok severim. Nazım Hikmet'in hayatı çok enteresan. 17 yaşında, 35 yaşlarında beraber bir gazeteci var. Kendi 17 yaşında. Kurtuluş Savaşı'na katılmak için gidiyorlar. Tabi önce Ankara'ya gidenler Atatürk'le görüşmeden önce onlara bir not bilgisi gidiyor Atatürk'e. Atatürk bunlardan biraz işte diyorlar ki o öbür yaşı büyük olan için bu ajan olabilir. Atatürk de onları kırmadan ihtiyacımız olan şey diyorlar kalem yazabilenler siz biriniz genç biriniz orta yaşlı siz diyorlar Kurtuluş Savaşı'na yazılarınızla destek verin yolcu ediyorlar. Dönüşte o ismini tam hatırlayamadım 35 yaşlarındaki gazetecinin Bolu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı arkadaşı onlara yemek ikram ediyor. Bir gün misafir ediyor. Nazım Hikmet orada adamın fikirlerinden etkileniyor. Adam o zaman çok bilinçli komünistlerden. Sonra hikaye şimdi başlıyor. Nazım Hikmet bu konuda okuyor. Tamamen bu konuya dahil oluyor. O ana kadar çok güzel. Gene hiçbir sorun yok hakkında. Bir gün yine Atatürk sofrasını kurmuş. Sabaha kadar sürüyor Atatürk'ün sofrası. Mavi, yeleli bozkurt. Milliyetçilerin gökbörüsü. İşte birini istediği zaman araba yollayıp onu çağırttırıyor. O an içinden şey geliyor. Nazım'ı diyor, çağırın diyor. Gelsin bir şiir okusun. Atatürk'ün koruma müdürü geliyor. Gece geç saat. Pijamalar var üstünde. Nazım Hikmet kapıyı açıyor. Buyurun diyor, işte paşam diyor davet etti, Atatürk diyor davet etti. Gelmez misiniz? Nazım Hikmet Atatürk'ün koruma müdürünün gözüne bakıyor. Diyor ki, gece bu saatte diyor deniz kızı Eftelya davet edilir. Nazım Hikmet değil diyor. İyi geceler deyip kapıyı kapatıyor. Şair ruhlu değilim ama boynunu eğmeyen adama saygı duyalım. Atatürk bu da kardeşim ya. Atatürk'e Necip Belediye Başkanı çağırsa o bir hikaye daha anlatacağım. Sonra bizim konulara gireceğiz. Süslü Süleyman ve Saz Zeytine. Bir de pambuk öder. Tabii Nazım Hikmet'in hayatı ondan sonra kayıyor. Kraldan çok kralcılar vardır ya alt ekip yukarıya yalakalık olsun diye. Yok deniz öğrencileri bunu ziyarete gidiyormuş, darbe yapacaklarmış filan. Bir daha ondan sonra iflah olmuyor hayatı Nazım Hikmet'in. Ama dik duruyor. Saygı duyulacak adam. Aynı dünya görüşünde olmasan da. Ama saygı duymak zorundasın. La Atatürk'e bunu kim diyebilir ya? Bir kişi daha söylemiş şimdi vakit yok. Onu buna benzer dik duruyor. Atatürk de onu kurmadan masayı bırakıp gidiyor. Diyor sen beni bu masadan yollayamazsın. Genç bir milletvekili. Ben diyor bu masa milletin masası. Atatürk de onu kırmamak için tüm davetlere diyor ki o zaman beraber kalkalım. Ve orada tek kalıyor. Sonra diyor ki onun parası yoktur. O çok dürüst bir adam. O milletvekili için paralarını gariplerle bölüşür diyor. Ona yol parası ver.
3-5 gün geçmeden adamı Milli Eğitim Bakanı yapıyor. Kendine o saygısızlığı yapanı. Aslında saygısızlık değil. Böyle işte de kardeşim ya. Dik duranlara saygı duymak lazım. Ben şimdi size Türkiye'den dik duranlardan örnek vereyim mi? Bizim böyle çok şanlı basında tanıdığınız büyük iş adamları var ya. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına gidince güvenlik tedbirleri amacıyla 3 tane arabadan geçiyorlar. Oradaki görevli kardeşlerim anlattı. Poliste hırsızlara yapılan muamele vardır. Saatini çıkar, şununu çıkar, bununu çıkar. Bunlara saatini çıkar, bilmem şunu çıkar, oyunu çıkar, buyur. Bildiği hırsız muamele. Gerçi polisler biliyor da bunlar da hırsız. Bir ihale kapayın diye. Ve öyle gurursuzlar ki. Öyle gurursuzlar. Bir tek Turgay abi. Turgay Ciner. O arkadaşın anlattığına göre ben onun yalancısıyım. O demiş böyle bir ne oluyor demiş kardeşim ya bu nedir bu demiş. Kendisini de tanımıyorum. Bir kere havalarında karşılaştık Turgay Ciner'le. Ben demiş bu nedir demiş. Şimdi bunlar da bizim dik duranlarımız. La doğru söyleyin. İlk kapıdan girerken saatibati onu bunu çıkarttırıyorlar ya. İçeride donu indirtiriyorlar mı? İndirt onu $1 milyar yani. Değilsiniz ulan. Adam değilsiniz. Ben bunlara yalı çetesi diyorum. Yani Boğaz'daki yalılardan ziyade. Yani onlar. Para için her şeyini, onurunu, gururunu satan, terk edenler. Ulan o kadar paranız var. Hırsız muamelesi yapılıyorsa gene gidiyorsunuz. Tabi Tayyip Bey'in bunlardan haberi yoktur. Güvenlik sebebi ama biri çıkar der de ya sen Cumhurbaşkanım böyle böyle yapıyorlar bize ya. Böyle olur mu der ya. İhale alacaklar. $300 milyon, $500 milyon, $1 milyon. Saati çıkar, şunu çıkar. Son belki de içeride donuna bir indir. Onlar iyi adam ben suç örgütü lideri. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Lan ben devletten 1000 liralık bile iş yapmadım devletle. Soydunuz ulan devleti. Tarihin her döneminde. Atatürk'ü zamanından beri. Yediniz doymadınız. Ben oldum pislik. Sülü geleceğim sana seni unutmam. Dünyayı unuturum. Sen yaktın dönüşümü yaktın beni. He bir de bak şunu söyleyeyim. Vallahi diyorum bak billahi. Benim anlatımlarımda ismi geçenler sakın ola beni yalanlayacak şey yapmayın. Ben dersime çalışırım. Hem de çok iyi çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ediyorum rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getiririm. Örneği var. Ben yalan söylemem. Bana yapmayacaksınız. Parmak koyuyoruz lan, bilek koyduk. Parmağımızı mı keselim? Kesmem. Ben sağlamcıyım, her zaman söyledim. Aslan kardeşlerim. Şimdi bu gazeteciler hep diyorlar ya. Organize suç örgütünün dediğinde bir şey mi olur? Tamam, kendi yaptırdığımı anlatacağım. İspatlarıyla anlatacağım. Delilleriyle. Hürriyet gazetesindekilerden. Pamuk Ören'in ekibi, dinliyor musunuz? Şatafatlı gazeteciler, ünvanlı gazeteciler. Sizin gazetenizi ben bastırdım. Evet, bak suç ikrarı yapıyorum, gördün mü? Bastırmadan önce gelen milletvekilini telefon sinyallerine de ismini söylemeyeyim ayıp olur. Bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından bir takım arkadaşlar gidecek. İşte ama onlar profesyonel değil. Sen böyle arka... Tamam dedim. Ben gönderdim. Lan ne oldu? Başı kadar namusu olanlar lan ne oldu? Ya savcılar, abdelin, ikrar ben yaptım. Milletvekili söyledi, rica etti, böyle böyle. Aydın Doğan yaşlı adam. Bir taraftan ölüm korkusu sardı, bir taraftan devam eden mahkemeler. Ben ölürüm, çocuklarıma dert kalmasın. Hop!
Ulan senin oturduğun koltukta benim emeğim var ulan. Ben pisliksiz temizlik he. Namussuzsunuz ulan. Pambukarı seni elime aldım. Seni adım adım takip edeceğim. Azerbaycan her şeyde. Sayın Cumhurbaşkanımız doğru söylüyor. Bir de bana diyorlar ki o Bülent denen beyefendi, İHA'nın başkanı Bülent Yıldırım o takdim etti. Ne alakası var? Neden abi diyor? E biz 20 küsür senedir abi diyoruz Tayyip abiye. Ben cezaevindeki yatarken kendisiyle tanıştım. Ziyaretine gittim. Yanımda spor kulübü ikinci başkanı Trabzon'un. Yanımda milletvekili getirdim. Destek olmak için gittim. Oraya gittiğim için Yılmaz ailesinin edebine oturdum. Bütün düzenim bozuldu. Cezaevine yolladılar. Beni Bülent Yıldırım takdim etmedi kardeşlerim. Ben Tayyip abiye o yaşlarda da saygı, sevgi besleyen, ta o yaşlarda tanıyıp bugünlere kadar gelen bir insanım. Orada değil bizim tarihimiz Tayyip abiyle. Ve doğru söylüyor. Suç örgütleri yılan, vallahi doğru söylüyor. Onlarla ilişkiye girer. Yemin ediyorum doğru söylüyor. Bir gün Tayyip abi görecek. Uluslararası ölçekte suç örgütleri var. Ahtapot gibi. Türkiye'yi çevre ülkeyle sarmışlar. Vallahi görecek onları Tayyip abi. Ben biliyorum, ben inanıyorum göreceğini. Tüm dünyanın birçok ülkesine çöreklenmişler. Görecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum. Nasıl Atatürk en son yıllarında çıkıp Hatay'ı aldı, Türkiye'ye kattı Fransızlardan. Zekayla değil. Birçok sorunu çözeceğine ben inanıyorum. Çevresini bu saranları bu diyeceğine inanıyorum ben. Ne oldu gazeteciler? Pamuk yaradı adamları. Suçu mu ikrar etti? Delillerini de söylüyorum. Yanıma gel. Size bir delil daha söyleyeyim. AK Parti'nin gençlik kolları. Abdurrahim Boynukalı. Milletvekili. Spor bakan yardımcısıydı. Şu an hangi görevde bilmiyorum. O bir gazeteciyle röportaj yapıyor. Yanında da birkaç tane böyle önemli isim AK Parti'nin kelle isimleri. Gazeteci soruyor diyor ki işte nedir bu işlerde sizin adınız da geçiyor. Yok diyor. Tam hatırlayamadım. Gazeteci dövdürme olayıyla diyor Hürriyet diyor binasının işte baskınını diyor Sedat Peker'in yaptırdığı anlaşılınca ben rahatladım. Adam da bunu yazmış mı? Açın delil. Bundan daha büyük delil olur mu ya? Sayın savcılığı. Tekrar söylüyorum. Bir de herkes şey diyor, hukuk dilini böyle ne kadar iyi biliyor? Eş avukat olduğu için herhalde. Ya kardeşim, eşimin arkadaşları kendisini arayıp ona hukukla ilgili bir şey sorduğunda o gelip bana soruyor. Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Ya biz seni tanımıyorduk, böyle olduğunu bilmiyorduk. Kardeşim, siz hep hikayeyi avcılardan dinleyip inandınız. Çünkü avcı aslanı hep vurdu. Mert'le savaşmadı ki tüfekle 300 metreden vuruyor. Bu sefer aslan canını kurtardı. O ülkede de o ülkede de o ülkede de hikayesini anlatmaya karar verdi. Şimdi hikayeyi aslandan dinleyin. Dinleyin de aslandan. Siz karar verin. Ama 40 yaşın altındakiler versin. Allah'ın aslanı Hazreti Ali Efendimiz'dir. Ali'den olmak diye bir şey vardır. Bizim atalarımız İslamiyet'i kabul ettikten sonra çok hassas, adaletli olanlara bu Ömer'den denir. Dostluğa çok değer verenlere, dostluğa çok sadık olanlara bu Ebu Bekir'den denir. Yiğit olan, savaşçı olan, boynunu hiçbir şartta kimseye eğmeyenlere bu Ali'den denir. Ali, Allah'ın aslanı Ali'dir. Bu denir. Vallahi bu vatanın fedaileri Ali'dendir. Bu vatanın serden geçtileri Ali'dendir. Bu vatanın delileri Ali'dendir. Hacı Bektaş-ı Veli örneğinde olduğu gibi bizim savaşçıların üstündeki etkisi gibi. Sülü, sen kimdensin? Sen bak Ebu Cehil'den değilsin. Sen Ebu Sufyan'dansın. Bir gün boş vakti olursa tüm bunları da anlatacağım. Sen öyle plancısın, öyle plancısın. Ulan herkesi tak tak tak
Ama vatan fedaileri Allah yardım etti pisliği çıktı orada. Vallahi bizi yenemezsiniz. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Lan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdeki biz herkesten kalabalığız. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Yok FETÖ lan bırak. Ama bu sefer o yolladığınız aracılarla beni kandıramayacaksınız. Çünkü ölümler insanlara bilgi bırakır. Hazreti Ali Efendimiz'e yaptığınız gibi Kur'an'ın ucuna, mızrağın ucuna Kur'an yaprakları koyup hassas yerinden kandıramayacaksınız. Sonra ona en sadık olan haricileri ondan ayrılmasına vesile olup onların içinden katil çıkarıp suikast yaptıramayacaksınız. Çünkü biz tecrübeliyiz. Çünkü dersimize iyi çalıştık. Bu sefer vallahi yenileceksiniz. Zaman kazanmak için o yolları yemem ben. Bir kere bizim büyüklerimiz bize ölümleriyle, şehadetleriyle, şehitlikleriyle miras bıraktılar. Bu konulara aslında bir gün böyle bir tam videoyla girip bazıları şey diyor işte Alevilerin desteğini almak için yapıyor. Tamam. Ne kadar bilgili tanıdığınız varsa Alevi dedesini getirin. Hadi bakalım. Ne kadar tanıdığınız Alevi tarihçi var getirin. Hadi bakalım. Ben bunları iki günde öğrenip Alevilerin desteğini almak için anlatıyor olamam ki. Onları şaşırtacak kadar, hayrete uğratacak kadar bilgim var. Aylarca anlatabilirim. Çocukluğumdan beri inceledim. İnceledim ve Ebu Sufyan'ın her ne kadar kelime-i şehadet getirse de o Mekke'ye girişte kafası kesilen 14 kişiden biri olmamak için geçtiğine inandım. Ben bu itikat üzere oldum. Ve ben bunu tüm büyük dini cemaatlerin içerisinde savundum. Onlar anlattı, ben anlattım. Onlar günah girersin dediler. Ben dedim ki olsun. Kemal Hoca, Kemal Üt Hoca, dehşet insan, İsmaila cemaatinin vekil hocalarından. Pürüpap şimdi 80 küsur yaşında. Adam, Sayın Cumhurbaşkanı evine gider, valiler, belediye başkanları, bu kardeşiniz, herkes gider. Evindeki eşyaları satsam 5000 TL etmez biliyor musun? Kutu kadar evde oturuyor. Dünya Türkiye'yi yöneten herkes orada. Bu fakir kardeşiniz de orada. Adam. Ben orada İsmaila cemaatinden birçok kişi vardı. Bana dedi ki böyle deme. Muaviye ile ilgili konu açıldı. Ben anlattım. Bilgi birikimim dağarcığında. Onlar anlattı, ben anlattım. Günaha girersin deme dedi. Ya dedim ki ben günahkar olarak Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaya hazırım hocam. Ama sırf sen mutlu ol diye seni çok seviyorum dedim. Elini öperim, ayağının altını öpeyim. Ya fiyonu bak namuslu adam, vallahi ayağını öperim. Ama dedim bir gün öldüğümde Yüce Allah bana derse ben sana beyin verdim, akıl verdim. Okudun, inceledin, karar verdin. Sırf birini mutlu etmek için niye böyle söyledin derse ben ne yaparım hocam dedi. Herkes şahit konuşmaya. Birçok vekil hoca vardı. İhvan kardeşler vardı orada. Sen Ebu Sufyan'dansın. Ey silit tezgahçı. Ehl-i Beyt'i zulmetmek için kurulan o tezgah var ya aynısını kuruyordu. Tam yakalandı. Bir yere kaçamazsın. Vallahi seni mahvedeceğim. Ya ben sana neler geldi geliyorum. Geliyorum oraya bekle. Lan namusu maaşı kadar olanlar. İkrar ettim de ben bastırdım. Delilleri de var. O dönem AKP gençlik kollarının gazetelerde çıkmış olan o gazeteci yazmış. Röportaj olarak için sormamış. O DJ yazmış. Delil mi arıyor? Ha delil. Ne istiyorsun başka? Daha ne istiyorsun söyle bana. Telefon sinyalleri. Bakın
Ya suç ikrar ediyor. Gene yazmazsınız. Çünkü suç örgütü liderliğinden savukası olan insan dediklerine ne kadar inanabilirsiniz? Lan sizin aklınız yok ya. Siz delisiniz lan. Ulan aldığınız prizler onurunuzu, şerefinizi yok etmiş ama aklınızı da almış lan. Bizim bir dostumuz vardı Yaşar Baba. Öyle derdi makara yapmak için. Reis derdi bunlar akşam eve gidince bütün paraları biraz argo konuşuyor. Eski biraz siyaset de yaptı. Milli futbolcuydu. Paraları bunlar der yatağın üstüne koyar. Demetleri sever sever. Sonra da severken şöyle derler dedi paralara. Eğer ben sizin bir demetinizi bozarsam Allah da beni bozsun diye bunlar paraya böyle aşık derdi. Siz onlardansınız. Suç örgütü lideri dediğiniz adama söyleyebilecek başka bir şeyiniz yok. FETÖ'den. Lan bak ben gazeteciliği çabuk öğrenirim dedim. Tüm dünyanın büyük gazetelerine haber oluyoruz. Bak. Gerçi siyasete girmeyeceğim diye çocukken söz verdim. Hep inandığım bu dava üzere gideceğim diye ondan girmem. Vallahi siyasete girerdim. Hepinizi mahvederdim ama girmeyeceğim. Tamam biraz megalomanım farkındayım. Ama onu da baskılayabilirim. Ulan bana neler ettiniz ya. Pamuk Ören, ne oldu? Seni bırakmam bir daha. Vallahi bırakmam. Ulan oturduğun yerde benim hakkım var. Sen benim evde karım. Sanki suç aletleri karımın odasından çıkmış gibi, kasadan çıkmış gibi yayın yapıyorsun. Hani lan namus? Hani şerif? Gerçi emanetçisin lan. Yönetimde de hiçbir sesin yok. Pelikancılar! Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım bak çok pis vururum. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, ben bu hatayı yapınca bizim Süslü Süleyman ve Saz heyeti 613 kişiye dinleme kararı çıkarttı. FETÖ'den aldı bilgileri dersiniz. Ben onlar gibi aptal değilim bak. Ben onlar gibi aptal değilim, göreceksiniz. 5 tane ayrı plan yaptım. Bak bu savaşın 3 şeyi var. Birinde ben ölürüm. 2 cezaevine giderim. 3 hayatta kalırım. 1. Ölürsem çocukluğumdan beri her zaman dua ettiğim bir söz vardı. Kıyamete kadar iyi insanlar tarafından saygı ve sevgiyle anıp hatırlanmak. Duamın devamı kötü insanlar tarafından da korkuyla anılıp hatırlanmak. Ben hedefime ulaşırım. Bu ülkedeki enerji varken ne destanlar ne hikayeler neler yazılır. Kazanan benim. 2. Cezaevine atarsanız. Bu ülkede şu anda bile hakkında en çok şarkı yazılan adamım. Bir düşün, şarkı yazarlarına dram lazım. Adam doğruyu söyledi, adama zulmettiler, cezaevine attılar diye. Destansı bir isim. Kazanan benim. 3. Eğer hayatta kalırsam, çocuklarımla falan beraber keyif ederim. Gene kazanan benim. O gün böyle kurulur. 3 tane netice, 3'ünde de kazanan benim. Anladın mı? Sülüm. Bir tripoda bir kameraya yenileceksin dedim. Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Çünkü savaşıyoruz. Savaşta zeka lazım. Onu oradan kaldır oğlum. Teşkilatın mahsusanın sembolü yere düşmez. Koy evlat onu oraya. Kuşçubaşı eşrefleri bilir misin Sülüm? Doktor Bahattin Şakirleri, Zenci Musaları bilir misin? Gel hepsinin hayatını sana aylarca anlatayım. Zenci Musa'nın da dava adamı. Amigo he? Amigo kardeşlerim kusura bakmasın. Gidi Sülüm hey neler yapacağız?
Şimdi bu 613 kişiye dinleme kararı almış bu arkadaşlar. Bir organizasyon içindeler. Ancak hem kendisi hem yardımcısı söylediğim şeylerle ilgili danışmanı hep FETÖ kelimesini geçiriyor. Bak yapmayın. Samimi söylüyorum. Devlet aklı ve devlet namusu, devletin sahip olduğu iki şeydir. Devletin namusunu yaraladınız. Ama devletin aklını yaralarsanız mahvoluruz. YouTube'u izlemeye başladım. Adamlar öyle etkili ki ben bile izlemeye başladım. Ne diyorlar diye. Ve sizin basın değil, adamlar oradan belirliyor gündemi. İnan! İnsanların kafasında FETÖ sorgulamalarını %50'ye getirdiler. Şaibeli bunlar diye. Bir iş var, hile var diye. İnan! Yapma büyük hata. Bana Sedat Peker terör örgütü açın. Cezadan korkan senin gibi olsun. Ama FETÖ ile yaptığınız an lan insanlar diyecek bu adam bunların en nefret ettiği adam. Lan bu adama bunca zulmettiler. Annesinin cenazesi hep. Lan insanlar bu sefer bu yargılanmaların hepsi sahte diyecekler. Aptallık yapma. Doğru. Resul var. Organizeden sorumlu emniyet genel müdür yardımcısı. Senin özel operasyon adamı. Geldik bir daha Sili. Aslan Sili. Ya bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya 1,5 sene falan önce. Gazetelerde herkesi inandırdınız buna. Lüks arabaları falan gösterip. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Nerede bu uyuşturucu? Kardeşlerim, Allah aşkına dinleyin. Sayın savcılar, delilleriyle anlatacağım da dinleyin. O operasyonda Nevzat Kaya diye bir şahıs var. Yeniköy Motors'un sahibi. Operasyondan 10 gün öncesine kadar kendi bindiği arabada Süleyman Soylu'nun oğlunun ihtisaslı plakası var. Yani emniyetten oradan geçer, buradan geçer. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklıyım. Şimdi küstüm, benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. Küstüm ben onlara. Operasyondan 10 gün önce gidiyor Engin oğlu. Diyor böyle büyük bir operasyon olacak. Bu ihtisası şey yapacağız diyor. İptal etmemiz lazım. Tamam. Tarihine bakın. Operasyondan kaç gün önce o Yeniköy Motors'un sahibi Nevzat Kaya'nın kullandığı araç plakasının ihtisası iptal edildi. 1, 10 gün önce. 2, telefon irtibatları Engin'le ne zaman kesildi? 10 gün önce. Engin buna diyor ki 5 milyon dolar verirsen seni diyor bu dosyanın içine çıkarabiliriz dışına. O da diyor kardeşim ben onları iki araba sattım. Niye para vereyim diyor. Anlamıyor. Tamam diyorlar. Operasyon oluyor bunu da alıyorlar. Tabii. Bu cezaevinde sonra karısı Engin'i arıyor. Ailece görüşüyorlar. Tabii bunlar dostlarına yapar. En büyük özellikleri o. Biz onu çok severiz. Lan bu. Çok severiz. Bu. Bu aslında Abdullah Öcalan'ın taktiğidir. Bunlar nereden öğrendi? Abdullah Öcalan'ı da bir gün anlatacağım size. O enter. O da ayrı bir film. O var ya o. Bu Resul var. Bu operasyonu bir anlatayım. Bizimkinle bağlayacağım. Ya o olayda kaç yüz kişi gözaltına alındı. Hiçbirinin Ankara ile hiçbir ilgisi yok. Sen Ankara'dan nasıl bu operasyonu yapıyorsun? Resul orada tamam. Ama bir de şey var. Masan başkanının avukat eşi hakkında FETÖ soruşturması diye bir şey yapmışlar. Bak herkesi FETÖ'den tak tak tak. Adamı köle gibi yapmış. Adam Hazine Bakanlığı'na bağlı mı diyor. Gel adam tak yanına. Gel tak yanına. Tabii.
Mazhar raporunu çıkarıp Ankara'dan yapıyor. Kim? Resul. Resul kim bunun evlatlık? Lan vallahi parça parça koparacağım. Billahi. Suçun hiçbirinin Ankara ile ilgisi yok operasyonun. Lan 1,5 sene geçti. Niye dava açılmıyor? E oğlum Engin ve senin saz heyeti sanıkların hepsinin var 100'er milyon, 50'şer milyon dolar parası. Hepsi de gidiyorlar. İşte bak senin işin çok tehlikeli ama 3. mahkeme hallederiz. Ya argo tabiriyle kesiyorlar milletin parasını. Siz dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu ya. Asla gördüğünüze inanmayın kardeşim. Yalan anlatıyorum temiz elle yalan. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmaz mı? Şimdi benim de dinlemelerim Ankara'dan alınmış. Benim anlattığım olayların hiçbirinde suçumu ikrar ediyorum. Milletvekilini de öldürdüm İstanbul. Şunu yaptı hep İstanbul. Veya başka bir yer. Ankara'da yok. Sen niye Ankara'dan aldın bu izinleri? Resul faaliyette. Ekrem'de. Bir de arkadaşlarımızın bazıları şey demişler. İşte seninle ilgili resimlerini siliyorlarmış. Kıymetli kardeşlerim. Ben 15 yaşında Sivasspor'un başkanı, Mecnun başkanı. O zaman 21 yaşında. 16 yaşındaydım, o 22 yaşında pardon. Bir konu olmuştu. Demiştim ki bir arkadaş bizden ayrılmıştı. Biz demiştim bir yolculuğa çıktık. Bu gemi limana varacak. Bu yolculukta gemiye binenler olacak, inenler olacak. Herkesin kendi kararı, özgür, saygı duyarız. Ama demiştim, Allah'a yemin olsun bu gemiyi limana vardıracağım. Eğer beni o yaşta kaptan seçtilerse daha çocuk yaşındaydım. Çocuktum, Türkiye'nin gençlik lideriydi. Ben bunu yapacağım dedim. Allah'a yemin olsun yapacağım. Vallahi yapacağım. Namusa şerefe yemin olsun yapacağım. Ya da uğurlu öleceğim. gideyim. Resul'e tak. Adalete gel. Resul'e mi geleyim? Sülü. Seni ve saza yedi. Beni burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi. Lan daha kırmızı bilten çıkaramadınız. Şimdi dünyadan haber oluyor ya da. Adam diyecekler lan bu adam bir şey anlatıyor. Siz kırmızı bülten yok bunu niye verdiniz Türkiye'ye? Daha bülten çıkarmaktan acizsin. Ne oldu senin söz heyetin paralar? O şeyi de anlatacağım. O zorlu binası var ya. Senin kardeşin orada telefon dinleme tapeleri geliyor. Orada milleti parçalıyorlar. Savcılar delil istiyor. Ya gidin son 2 ayda. 2 sene. Oraya hangi iş adamları gelmiş? Ya bu adamın bir resmi unvanı yok. Mehmet de herhalde ismi. Bir bakın. Ya resmi unvanı yok bu adamın. Bu adam ne iş yapıyor orada? Geleni kesiyorlar, gideni kesiyorlar. Geleni. Ya böyle böyle FETÖ'yle bir iltisaklı bir şeyle rastlanmış. Ulan insanların FETÖ davalarına olan inancını yok ettiniz. Lan bana Sedat Peker örgütü diye açın. Terör örgütü diye. Lan cezadan korkan seni gibi olsun diyorum da. Lan bizim masanın başkanının karısı gibi korkutacak bir adam değiliz lan biz. Polis soruşturmaz bak. Herkes FETÖ'den korkuyor, herkes kaçıyor. Allah'a emin olsun. Hazreti Hamza Efendimizin dediği gibi ben gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış seçim. Göreceksin. Yenilecek. Pambık! Pambık orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pambık. Bak ben sana söyleyeyim. Süslü sülüyor. Vallahi seni de tutuklayacaklar. Elo şimdi ameliyat oldu. Ona bir şey demem şık olmaz. Ameliyattan çıksın. Ona neler yapacağım? Şimdi bu süslü sülü diyor ya. Kardeşlerim delin nerede delin? Suç örgütü. Tamam delin. Hiç gizli delin de değil. Erdal Aras. 1900'lü yıllarda ortalarında benim adamım diye gözaltına alındı. Türkiye'nin en önemli davalarından biri o zaman Kemal Horzum. Çok önemli bir isim. Mehmet Ali Yılmaz devlet bakanı o an görevde. Aralarında bir sorun var. Mehmet abi bize yakın. Kemal Horzum da biraz böyle mafyatik gibi bir tarz olan bir adam. Onunla şey yaptı. Başka konular. Sonra polis filan ülkenin gündemi değişti.
Sonra Cennet Mekan, Başbuğ Alparslan Türkeş, Mehmet abiyi aramıştı, Mehmet Ali Yılmaz'ı. O konu o şekilde bitmişti ama basında çok yazdı. Bunu şundan anlatıyorum. İnternetten girip bulun, Erdoğan Aras. Herkes biliyor, benim adamım sabıkalı. Ya sabıkası olan Erdal Aras'ı 14 farkla genel başkan seçildikten sonra MKYK'ya sen üye yapmadın mı? Ya sabıkası var. Nasıl yaptın o doğruyu? Erdal Aras akrabalarımla ilgili yok dedi. Var. Telefon sinyalleri var. Şimdi kimse yazı yazmadı. Ama bir savcılar gelir bir gün. Yazarlar. Vallahi tutuklanacaksın. Ve 10 tane en az ağırlaştırılmış müebbet alacaksın. Unutma. Alacaksın. FETÖ. Ulan FETÖ'yü siz bu hale getirdiniz. FETÖ'nün çocuğu gibi dolanıyordun lan peşinde. Bilmiyor mu lan insanlar bunları? Herkes biliyor. Parayı almak için o da. Ulan hep bu zenginler mi FETÖ'cü oluyor? Doğru, senin ilgi alanına zenginler giriyor. Gariplerle ilgilenmez. Bak gene söylüyorum. Adamlar YouTube'da çok etkili oluyorlar. La sizin televizyon kanalları 10 katı etkililer. Ya orada bir organizasyon yapın. YouTube'da onların karşısına bir dengeler oluşturun. Dünya artık oralarda dönüyor. Siz geride kaldınız. He kardeşlerim bir de durun, size bir şey anlatacağım. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucular yakalanıyor ya, dur söyleyeceğim. 30 sene evvel dünyayı yakalayamamış. Dijitürk'ü, Netflix'i izlemeyen kesim böyle bir gündem olduğunda yetkiliyi kurtarmak için hemen mal yakalatırlardı. Tabii o zaman o gemi batma olayları var. İnternetten bulabilirsiniz. Hep hikayedir o işlerin çoğu. Polis iş yaptı, devlet iş yaptı diye. Temiz polisler, bizim hepsi temiz. İşlerinde birkaç tane var buna bağlı. Öbürleri garip, maaş işi peşinde. Temiz insanlar. Suriye açıklarında 1,5 ton esrar yakalandı. 1,5 ton otun değeri kaç lira biliyor musunuz? 300 bin dolar. Lan 5 ton kokain yakalasana. 1,5 ton esrar yakalandı filan. Lan paranıza bile kıyamıyorsunuz. Mehmet hastanede olduğu için derin Mehmet ona söylemeyeceğim. Onun ekibi o Senem'dekiler var ya. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor. Dünya değişti. Lan dünya sizin bildiğiniz dünya değil. Siz artık fosil oldunuz. Ben de. Ben ne diyorum? Ben zaten kendimi de katıyorum. Yaşlı köpeklere yeni numara öğretilmez. Onun için yeni bir dünya dizayn etmek. Hele özellikle yeni Türkiye. Geldik mi şimdi başa? Ya alelacele o komiklikleri nasıl yapıyorsunuz ya? Ya inan milletin diline maskara oldunuz. Hani yazacaktın kendini? Hani öyle yaparım böyle yaparım diyorsun ki işte efendim onlarla ben şu zaman görüşmedim. Evet, ben de savcılara diyorum ki benim röportajda anlattığım, videoda anlattığıma lütfen bakın. 5-6 ay önce diyorum. Ziyarete gittiğinde. Evet. Ben yeni görüştüler demiyorum ki. Onları şikayet edeceğim. Tutuklattırırsın da. Nasıl olsa mafyözler de var senin ekipte. Tak. Ya Allah'ın safı. Teknoloji diye bir şey var. Dosya nasıl oluşturulur biliyor musun? Bunlarla senin karşılıklı kaç kere telefonla görüşmüşsün. Koyacaklar ortaya. O yeni gelecek savcılar. Şimdi kendini belki kurtarabilirsin. Gel. Resul'ün organizeden sorumlu gel. Bir de Ankara. Ankara Emniyet Müdürü de manevi kardeşliği. Operasyon Ankara'ya. Ya Ankara'da benim dosyamın ne ilgisi var? Niye Ankara? O öbür dünyanın büyük uyuşturucu operasyonu gibi değil mi? Paket herkes. Tak 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 içeri hepsini tutukla. Yatır giyotine. Kes. Hepsi ben. Ya niye davayı açmıyorsunuz kardeş? Niye adamlar onca zaman yatıyor da ya? Niye açmıyorsunuz? Da kesmeci bitmedi farkındayım. Kardeşlerim. Vallahi bak bana da inanmayın.
Her şeyi araştırın. Temiz toplum diye bir şey yok. Bunun gibi en çok bağıran en büyük hırsız. İnanın. Temiz sülü, süslü sülü. Seni var ya, sana yemin ediyorum. Kaç dakika oldu evlat? Bir saat oldu. Ya İbrahim Kalın tweet paylaşıyor, sana destek oluyor. Devletin namusu var diyor. Devlet adamı dedim ya, ben ona kötü laf demem. Onun gibi hiç kimseye demem. Bana küfür etmedikleri sürece, ama gerçi hepsini utandıracağım. Benim tek bir sabıkam var hayatımda. Şu an o da silindi, sabıkasız görünüyorum da. Aldığım tek sabıka suç örgütü. Bir gün onu size tek tek anlatacağım. Vallahi küfür edeceksiniz. Ulan bir adama bu yapılmaz diyeceksiniz. Nasıl bir namussuzluk yaptılar, deli olacaksınız ya. Ya bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musun? Hadi gülünüz. Mamalarından biri de bu olsun. Ama bunun yolladığı senin haberin yok, sana sevdiğim kıyam olsun. O yolladığı Resul'ün adamları var ya resimliye. Tam bir tanesi resimleri vermiş. Efendim demiş, samimi ikram yapmış. Özel Kalem Müdürü Hasan Bey'i de takip etti diyor. Ulan sen nasıl bir adamsın arkadaş ya. Bak sen AK Parti'dekileri kandırabilirsin. Öbürlerin herkesi. Ben kandıramazsın. Yemem. Her türlü kandırılmaya karşı anladın. Tedbirlerim hazır. Bak diğer bu konularda ismi geçen herkese söylüyor. Bir de o namusu maaşından az olan gazeteciler. Diğerlerine başımızın üstünde. Ben anlatıyorum. İş adamının ismini veriyorum. Şunu. Ya siz niye bu adamlara ulaşmıyorsunuz? Siz o adamlara ulaşın. Onlar da derse ki ya Sedat Bey'in dedikleri doğru değil. Reis'in dedikleri doğru değil. Hepsini rezil edeceğim. Bende ya, her şey bende. Ama hileye yapma. Ya niye gitmiyorsunuz? Ya İmam Altınbaş anlattık da tanımıyorum, görmedim, konuşmadım. Siz gidin, o desin ki böyle bir şey yok. Gidin Emir Sarıgül, o desin böyle bir şey yok. Bende diyor, her şey bende. Hem de daha da nelerle rezil eder. Hadi ya. Ulan hani sizin namusunuz? Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bunlar Türkiye'nin en zenginleri. En tanınmış insanları. E mübariz orada. Hadi ben. O da FETÖ'den içeri aldı. Daha da o da güvenilmez olsun. Ya ben bu Hadi'yi yolladığımda. Pardon. Bu haberler yaptığında Hadi Bey mübarizi korumak için kendini yaktığında işte Hadi dost. Böyle bir şey diyen şerefsizdir diyorsa o zaman ben şerefsizim. Bana şerefsiz dedi. Ne yapsaydım? Ne yapayım? Bana şerefsiz diyorsun. Ben öyle bir şey demedim, yapmadım. Ya Hadi'ye diyor ki sen diyor yürek mi yedin ne yürek ya? Onu diyor Azerbaycan istedi tutuklanmasını. Lan böyle bir şey olur mu ya? Adam Soğur Azerbaycan devletine dava açtı diye 1.300.000.000 dolarlık. Lan böyle bir şey olur mu arkadaş ya? Azerbaycan istedi. O Çeçenistan'a geçmiş tarihlerde ben çok yardım yapardım kardeşlerim. Elimden ne gelirse. Şerefli namuslu insanlar. Sonra o terör grupları girdi, biz tamamen çekildik orada. Ben çekildim. Basman katliamı olmuştu. Çoluk çocuğu öldürdüler. Benim orada bitiş orada başladı. İşte Putin, işte Rusya'nın baskısıyla beni tutukladılar. O zaman hep dilden dile Sedat Peker şunu yolladı, Sedat Peker. Yolladık da Allah'a şükür bize şeref.
O zaman da Rusya istedi de tutukladık dediler. Lan Rusya istedi, suç var mı, delil var mı? Kedi tecavüzcülerini... Direniş operasyonumuz. Yazık ya. Yazık ya. Ya sen DYP genel başkanlığına seçilirken bu bizim Erdal Aras var ya, benim elemem. Öyle dediğiniz için diyorum, benim kardeşim, canım, ciğerim. Bunu Sancaktepe Belediye Başkanı yaptı mükafat olarak. Çünkü biz genel başkan seçeceği zaman ben para yolladım. Erdal dağıttı bütün paraları herkese. Derekelere tabii. Zaman aşımına girdi. Bundan sonra çıkmaz. Rahat olun. Hürriyet gazetesi sıkıntılı. Milletvekili olayı sıkıntılı. Bundan bir şey olmaz bu çocuk. 14 oyla kazandı. Ya MKYK üyesi yaptı. Sancaktepe Belediye Başkanı adayı da yaptı. Erdal Baba diyordu. Erdal Baba. Benim sizin tabirinizle, onların tabiriyle adamım o. Ben de dedenim da. Öyle değil mi şimdi? Ben de deden oluyorum seni. Ona baba derse ben de senin dedenim. Ben de hiyerarşide onun üstüyüm. Savcılar, delil mi istiyorsunuz? Sayın Cumhuriyet Savcıları. Bir zahmet iki satır yazı yazın. Genel başkanlık seçimini kazandığında MKYK üyesi diye Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediye Başkanlığı'na Süleyman Soylu onu koymuş mu? Bu adam benle beraber yargılandığı dosyadan ceza almış mı? Sabıkalı mı? Ve tüm basın, bütün herkes bunu biliyor mu? Ya daha neyin delilini istiyorsunuz? Lan deli olmamak elde değil ya. Vallahi deli olmamak elde. Herkes seyrediyor. Ortada bir şey var. O suç örgü. Lan bırak benim suç. Ya bakkalın, kasabın, manavın küçümsemek için demiyorum. Ya onların anlattığında büyük skandallar ortaya çıkar mı kardeşim? Benim gibi insandan çıkar da. Ömrü devletin içinde geçmiş. İstihbaratta geçmiş. Polisine geçmiş. Askeriyede geçmiş. Sokakta geçmiş. Siyasette geçmiş. Her taraftan enteresan bir tip benden çıkacak da bakkaldan değil ki. Maaşı namusu kadar olan gazeteciler. Devlet görevlileri için saygısızlık yapmak istemiyorum. Laf devlete güzel. Necip Fazıl Üstad'ın çok güzel bir şiiri var. Şöyle der. Allah'ın 10 kulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye 9, 9 kişiye tam bir pul. Bu taksimi diyor kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Altını da mizahla bağlamıştım. Yaşasın milletin anasını ağlatan egomanya, egomanya. Sana diyor, sana, bana değil. Ben olan parayı dağıttım, herkes biliyor. Sana diyor da çal çal çal. Nereye kadar? Cezaevindekileri kes. Dur, o kimlik fotokopilerini verdin ya ihale. Oradaki evrak deliller hepsi sağ. Onu anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Bütün her şeyim bende hazır. Ben savaşa hep hazırlıklıyım. Hep. Ne dedik? Dava adamı parasız kalırsa parayı bulur. Silahsız kalırsa silahı bulur. Ne gerekiyorsa onu bulur. Sana diyor Necip Fazıl Üstad. Bana değil. Kardeşlerim, bazılarınızın içine korku geldiğini biliyorum. 613 kişi dinlemeye... Rahat olun. Salat selam olsun Peygamber Efendimiz. Medine'ye hicret ederken Hazreti Ali Efendimiz yatağa yatıp 13 yaşındayken Peygamber Efendimiz kurtulsun diye o yataktaymış gibi yatıp öbürleri de suikastçilerde bekledi. Allah'ın aslanı da 13 yaşında. Hazreti Ebubekir Efendimiz. Emin dost.
Bir mağaraya giriyorlar. Mekkeli müşrikler onları öldürecekler. Peygamber Efendimiz bakıyor Hazreti Ebubekir Efendimiz'in yüzünde biraz böyle şey oluyor. Tabi üzülmesinin sebebi Peygamber Efendimiz'e bir şey olur diye. Orada şu oluyor. La tahsen innallaha mâne. Korkma diyor. Üzülme. Hüzünlenme. Veyse kapılma. Allah bizimle beraberdir diyor. Allah'a emin olsun. Canımızı yakacakları biliyorum. Süslü sülü ve sosyete her şeyi yapacaklar. Her iğrençliği yapacaklar. Size söz veriyorum. Bize çektirdiklerinin 100 katını çekecekler. Tutuklanacaklar. Tüm veriler sağlam. Bir gün bir savcı gelecek de diyecek ulan bu namussuzluk da olmaz diyecek. Vallahi olacak bu. Bana inanın. Kardeşlerim, vatanın delileri kardeşlerim, vatanın fedaileri kardeşlerim, vatanını serden geçtisi olan kardeşlerim. Allah bizi mahcup etmeyecek. Billahi Allah bizi mahcup etmeyecek Yüce Allah. Turan'ı kuracağız kardeşlerim. Birleşik Türk Devletleri'ni kuracağız kardeşlerim. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.